devrimi. Yalnız Vodafone cep merkezlerinde bulabileceğiniz HTC Desire HD ve Samsung Wave 2 yeni Vodafone Red tarifeleriyle ayda sadece 11 lira. Üstelik Vodafone Red ayrıcalıklarıyla. Yoğun ilginize Şubat kısa geldi. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Çekmeköy bölgesindeki en lüks projesi Aqua City 2010'da son günler son evler. Sadece 150 ev için 2010 fiyatları %12 fiyat avantajı. Son gün 13 Mart. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan yaşamaya değer ayrıcalıklı evler. Amerika'ya bu fiyatlarla uçarak gidersiniz. Şimdi İstanbul'dan gidiş dönüş her şey dahil Washington'a 598, New York'a 601, Los Angeles'a 718 ve Chicago'ya 719 Euro'ya Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla uçabilirsiniz. Türk Hava Yolları. Hakemden görülmemiş bir karar. Maç tam 90. İnanılır gibi değil. Geciktirici etkili, okey rüzgar. Abi geceden akacağız dedin, akışkan olacağız dedin. Askerlik şubesine getirdin bizi. Nerede abi kızlar? Burada! Kızlar, erkekler, gençler, yaşlılar burada. Hepsi burada nokta.com. Türkiye'nin en popüler alışveriş merkezi. Sevgilini, aileni, arkadaşlarını, tüm sevdiklerini aramaktan korkma. Vodafone'dan en harika faturalı gençlik tarifesi geldi. Yeni faturalı genç avantajda her yöne 500 dakika ve 5000 SMS ayda sadece 25 lira. Üstelik numarasını Vodafone'a taşıyanlara tam 1200 dakika hediye. Evet, değerli misafirlerimiz, az önce sona eren ve sonuçlanan karşılaşmayla birlikte 2-2 eşitliği yakaladık. Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler, NTV Spor'da. Heyecan durukta. İşte az önceki müsabakanın önemli anları biraz yüreğimizi ağzımıza getirdi açıkçası. Enrico Köring ama yine bu arada Mustafa Özbey'in anonsunu da beğendik gerçekten. Özbey'in anonsunu beğendik. Rico Enrico. Bu da herhalde yeni lakabı olacak. Gayet iş başardı Alman panzeri Enrico Köring ve karşılaşmayı kazandı hırslı boksör İstanbul'un. Şimdi durum 2-2 değerli izleyenler. 3 puan mücadelesi devam edecek. Bence Zimmerman. Son figür bayağı kol bastığa benziyordu. Tabi umuyoruz Karadeniz'le bizi yanlış anlamaz. O müthiş dansı Karadeniz'in Enrico Köring'de. Yine bizden biri olan sporculardan biri İstanbullu. Çok seviyor. Sevdiği şeylerden biri de kebap. Tam bir kebap hastası. Son müsabaka öncesinde değerli izleyenler, Milano Thunder'ın sporcusu ekrana geliyor. İşte arkadan görüyoruz şu anda kendisini, sırtı dönük. 1.96 boy, 122,5 kilo. Kolay değil değil mi? Yani bu fiziğe sahip olmak. İpten üstünden giriyor yine bakın. Her zaman olduğu gibi. Bu tip unsurlar çok güzel. Maçları daha zevkli kılıyor. İpleri gelmenize ihtiyacım yok. Muhtemelen gelerseniz arada sıkışabilir. Aslında profesyonel bir kickboks şu an aynı zamanda. Ve Hollanda antilerini, Asya Pasifik ülkelerinden bir olan Hollanda antilerini 2008 Pekin Olimpiyatı'nda temsil etmiş ender atletlerden de biri. Şimdi ise değerli izleyenler, Alexey Silko, namı diğer Iceman, buz adam. Bakın yine kimse ona dokunamaz. Kimse şu an onun gözünün önündeki görüntüye giremez. Tamamıyla maçına odaklanmış durumda Alexey Silko. Gecenin düğümünü çözecek adam olacak umuyoruz. İki hafta önce maalesef çok tartışmalı bir hakemlik sonrasında Filip Hergovic'e kaybetmişti. Ama o halen bizim gördüğümüz şampiyonlarından bir diğeri. Alexey Silko'nun Milano Thunder. Öncelikle mavi köşede Dolce & Gabbana Milano Thunder boksörü. Çok komik, esprili bir sporcu. Tanımızı isterdik açıkçası. At 4 bouts at WSB, winning 3 and losing 1.
27 yaşında, 1.96 boyunda. Bu arada müsabakasını tamamlayan sporcular da yavaş yavaş güçlerden giyinip takım arkadaşlarının yanında müsabakayı izlemeye ve etrafta dolanmaya koyuldular. Tebrikleri kabul edenler var. Örneğin Vitali Volkov'u şu anda hikayelerin arasında görebiliyorum. Bu müsabakayı takip edecek arkadaşlar destek verecek elbette. Ve Chilton Benji Zimmerman. Bu iki sporcu değerli izleyenler İtalya'da karşı karşıya gelmişler ve Alexis Sipo müsabakasını kazanan isim olmuştu puanla. WSB losing one, winning four. Adeta cümle bunun gibi koşu çıkarabiliyorsunuz Zimmerman. İyi bir yetenek. Dünya ama Alexis'in burada çok klas bir boksör. Dördünü kazandı, sadece bir kez kaybetti. Alexis Sirko! Ve karşılaşmanın ring hakemi, ring referee Mr. Frank Sharma, Germany, Almanya. Yedinci maç haftasını oynamışlar ve kazanan Alexis Sirko olmuştur. Şimdi rövanş vakti. Herkes bu müsabakaya kilitlendi. Yoğun destek olmasını tahmin ediyoruz tribünde. Böyle bir beklentimiz var. 3 puan müsabakası. Her iki takım 1 puan almayı garantiledi. Karşılaşmanın hakemi Şamark olacak. Alman hakem. İrlanda, İngiliz ve Moldova hakemlerde bu müsabakada değerli izleyenler puanları verecekler. Solla başladı. Zimmerman. Son rek Zimmerman'dan. Bir vücuda kroşe. Sol rek Sivko. Sol yeniden Zimmerman. Sağ uzatmaya çalışıyor. Güzel bir direk. Bir direk daha Sivko'dan. Uzattı. Bence Zimmerman özellikle kroşelere çok çok dikkat. Karşılıklı direklerle, sol direklerle müsabakanın ilk dakikasına geçmeye doğru yaklaşıyoruz. Zimmerman lige başladığında 135 kilogram ağırlığıydı. Şimdi 122'ye kadar indi değerli izleyenler. Ama halen çok iri. Sol direk geliyor Sivko. Sağ kroşeye uzatmak istedi Sivko. Bir aldatmaca diyelim buna. Sağ kroşeye Zimmerman yetişemedi. Sağa geldi Sivko. Sol direkt Sivko. Sağ uzatmaya çalışan yine Sivko. Sol sağ güzel bir kombinasyon Sivko'dan. Sol direkt hemen ardından. Yine ikili kombinasyon aparkat. Sivko deniyor. Sağ direkt Sivko. Sol direkt. Sol direkt güzel isabetli. Sol sağ kombinasyon. Sol direkt sağ kroşeye. Denemesi Zimmerman. Sivko sıyrıldı. Sağ parkat nefis. Vücuda çeneye isabetli. Sol koşu uzatmaya çalışan bir Zimmerman var ringde. Sağa. Şimdi güzel bir sol koşuya. Hemen ardından 5 üst üste vuruş. 4 isabetli. Sağ direkt Sivko. Sağ direkt Zimmerman. İkinci haftadan itibaren biraz vites arttırdı. Hızını arttırıyor Sivko ve bu işe yarıyor gibi görünüyor. Şu an geri viteste. Geriye doğru hareketlendi. Zimmerman. Sağ kroşe, sol. Çok sert vuruş denemeleri. Bir vücuda kroşe. Sağ direkt geliyor. Mesafeyi çok aralamamak lazım Zimmerman'dan. Yakın mesafede mücadele etmek gerekiyor. Uzaktan kroşe çıkarabilir çünkü. Şimdi bir sol kroşe. Güzel, yavaş yavaş yorulmaya mı başladı ne acaba Zimmerman? Henüz ilk round ama tevkif olmakta fayda var. Sağ parkat üst üste iki kez. Sivko, sol direkt Zimmerman. Sol direkt sağ kroşe deneyen Zimmerman. Sağ kroşe Sivko. Sol sağ güzel üst üste aparkat son. 4 vuruşun sonucu aparkat. Sivko'nun vuruşları sağ kroşe sonu zaten bir. Zimmerman var. Zimmerman gayet iyi geçti. Rehimize zannediyorum. Şu anda tabii ilk izlenim bu şekilde. 4 antrenör. 4 antrenör. Şu anda İstanbul adına aktif Mirko Wolf, Tuncay Varol, Seyfullah Dumlupınar ve 2004 Olimpiyat ikincisi. Aynı zamanda U15 milli takımımızın antrenörlerinden Atagün Yalçınkaya.
ekranın ardından sporcular antrenörlerle birlikte ekranınızın sol tarafında ekrana yansıyorlar. Ufak bir yudum su antrenörden duyulacak bir ve ekranda üstünüz ufak bir yudum su antrenörden alınacak bir direktif. Bunların hepsinin büyük önemi var. Bu tempo Sivko'ya galibiyeti getirilir değerli izleyenler. Ancak sürpriz kroşelerden sakınmak gerekiyor. Solcak geldi Zimmerman. Yine İstanbul'un kondisyon sorunu olmayan sporcularından biri Sivko. Aksine özellikle kol bölgesi belindeki o yağ fazlasıyla, kilo fazlasıyla diyelim. Özellikle 3. roundlardan sonra sıkıntı yaşayabiliyor Zimmerman. Geldi Zimmerman'dan. Sağa uzattı. Sağ direkt sol sağa. Aparkat geliyor Silko. Zimmerman bir tekli sağ kroşe denedi. Yakın mesafe yeniden. Sol direkt. Dikkat. Orta mesafeye dikkat. Sol direkt güzel. Hemen ardından sağ direkt isabetli Silko. Sağ aparkat sol kroşe. Sağ aparkat güzel hareketler Silko. Sol direkt kaçıyor Zimmerman. Yaklaşması lazım Silko'nun. Sol direkt. Zimmerman ilk roundun başında direktlerle isabet sağlamıştı. Sol kroşe vücuda vuruşa. Bence Zimmerman sağ sol, sağ parkat, sol direkt, sağ direkt. Üst üste 5 vuruş. Alexis Sivko. Geçtiğimiz hafta eşi Ukrayna'dan, Kiev'den İstanbul'a geldi. Moral verdi Alexey'e. Sağ parkat, sol kroşe, sağ parkat yeniden. Sağ uzatmaya çalışıyor Zimmerman, dikkat. Sol direkt vücuda vuruş. Mesafe araları sayına o tip vuruşlar gelebilir. Avuç içi bir vuruş var. Hakem bunu görmedi. Şimdi görüyor ama çok geç. Sol direkt sağ uzatmaya çalışıyor. Silko köşeye dikkat. Sağ uzattı yakalayamadı. Silko benzizim ama düzeltiyorum izninizle. Silko şimdi sarılara kaçmaya çalışıyor. Uzaklaşmaya çalışıyor. Rakibinden iyi de yapıyor. Köşeye sıkışmak çok büyük bir risk. İkili kombinasyon Zimmerman uzaklaştırdı rakibini iterek. Sağa geldi. Sağ köşe, sol köşe uzatmaya çalışıyor. Şimdi Silko karşı yatağa geçti. Sol direkt sağ köşe kombinasyon. Silko sağ köşe. Zimmerman. Sağ güzel. Silko. Sol köşe sağ parkat geliyor. Yine Silko'dan. Sol köşe. Zimmerman. Yine avuç içi. Sözlü ikaz. İhtara dönüşebilir. Sol köşe. Silko sağ sol. Yine aktif arı gibi çalışıyor Silko. Sağ direkt var Silko'dan. Sağ uzatmaya çalışan Zimmerman. Sol köşe. Sağ parkat vücuda. Silko sağ köşe. Yeniden Silko. Sol sağ köşe. Savunmada kaldı. Zimmerman vücuda doğru. Abdominalleri doğru. Mideye doğru. Köşeler savunmaya çalışıyor. Silko sol köşe. Son 15 saniye ikinci hafta. Bu roundda üstünü tamamlayabiliriz. Bu roundda üstünü tamamlayabiliriz. Sağ köşe Silko. Sol sağ direkler. Sağ köşe yeniden Silko. Sol. Sol direkt Silko ve round sona eriyor. Round'un ardından yavaş yavaş vücudunun kanamaya başladığını görüyoruz. Evet bakın üst üste net vuruşlar Silko'dan özellikle sağ aparkatı ve sağ köşesinden gelen vuruşlarla Zimmerman'ın burnunda bir kanamaya sebebiyet verdi. Sivko yakın mesafede çok iyi çalışıyor. Çok aktif. Puanlar gelecek değerli izleyenler ikinci round'un ardından ve yeniden üstünüz. Bu da güzel bir başka unsur. Üçüncü roundu önde puanla tamamlamak herhangi bir olası erken bitme riski karşı tutmak üzere bizi üstün tutacak. Tabii yine temkinli olmakta fayda var. İstanbul değerli izleyenler bu akşam Ayşen Spor Salonu'nda 5. müsabakasında 3 puana koşuyor şu an. Alexis Silko rakibi Benji Zimmerman. WSB'nin normal sezonunda 11. hafta yarı finaller Nisan ayında yayınlanacak biliyorsunuz NTV Spor'da. Büyük finaller Mayıs'ta. Az önce tarihlerini dile getirmiştik. Bir dakika geride kalırken isabetli bir sol direkt var Silko'dan.
Sağ koşu uzatıyor. Zimmerman. Sağ parkat. Bir sağ parkat daha Silko. Tek dikkatli olması gereken şey o sürpriz sağ kroşelere karşı gardını yüksek tutmak. Bunun dışında her şey lehimize gidiyor. Güzel kombinasyonlar. Yine çalışmaya devam ediyor Silko. Solbrecht. Solbrecht Silko. Solbrecht Silko. Yakalayamıyor Zimmerman. Burada vuruş aldı tabii, bu da onu yorgunluğundan sevk edecek unsurlardan bir başkası. Sağ koşu güzel vurdu çıktı Silko. Artık takip yetisi gitti de daralıyor Zimmerman'ın. Solbrecht Silko sağ koşu uzattı. Silko güzel eski. Bravo. İlk 1 dakika 20 saniyelik süre geride kaldı değerli izleyenler. Sol koşu Silko yakın mesafe kontrolünü avlıyor rakibi Zimmerman'ı. Sol kroşe sağ ikili kombinasyon yine Silko. Sağ kroşe Silko, sağ kroşe Silko, aynı tarife. Zimmerman karşı hata geçti. Sağ sol güzel, sol kroşe çok sert. Sol direkt yine aynı sertlikte. Sağ sol direkt vuruşlar yine Silko. İkili kombinasyon Silke, Silko. Sol kroşe Zimmerman'ı şaşırtıyor. Sağ kroşe yeniden Silko. Havasını buldu. Son aparkat sağ kroşe Silko. Sağ köşe yine işte 8 vuruşlar Zimmerman. Adeta yüzüyor Zimmerman. Sağ köşe güzel Silko'dan. Aldı pozisyonu, tekrar savunmaya geçti. Kontra sol. Sağ sol kombinasyon. Sağ geldi yeniden. Sağ köşe uzatmaya çabaladı Zimmerman. Sağ patlat sol köşe. Sol çok iyi. Son yarım dakika içerisindeyiz değerli izleyenler. Hemen yarım dakika içerisindeyiz. 3. rauntta karşılaşmayı normal şartlar altında 19 bitecek rauntlar sonunda kazanmayı garantilemek üzereyiz. Sağ kroşe güzel. Oo, nefis kombinasyonlar Silko sağ sol direk. Zimmerman çok yakın dönemiyor artık. Sol kroşe sağ. İyice havasını buldu Silko. Sol sağ direk üst üste. Oynuyor rakibine, dans ediyor. Sol direk yeniden sağ kroşe deneyen bir Zimmerman var elimizde. Yeterli değil. Böyle üst üste seri vuruşlar ve Silko resmen şiir yazar gibi bir round çıkarıyor. Harika, en iyi roundydu. Gitgide açılacak diye tahmin ediyoruz. Gitgide daha az yanıt verebilir bir halde Zimmerman. Umuyoruz bu akşam yüzümüzü güldürecek. Filmlerde görüyoruz, sık sık rejimiz bize gösteriyor. Çok çok ünlü konuklar ringde, ringin kenarında bu akşam. Ama adeta destekleniyor, ringin içindeler sporcularımıza destek verirken. 3 round geride kaldı. Bakın hep Silko'nun üstün olduğu anlar görüyorsunuz. Çok kaliteli bir boksör. Şu anda olimpiyat eleme maçının giderek gidebilirdi. WSB'nin ferdi şampiyon olma adayıydı değerli izleyenler. Ama işte şanssızlık yakasını bırakmadı. O maçı nasıl olduysa Filip Ergovic'e Paris Fenerbahçe karşısında verdiler anlamak mümkün değil. Tabii bu onun çok kaliteli bir boksör olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve yine üstünüz. Karşılaşmayı kazanırsak gecenin de galibi olacağız. 3 puanı alma yolunda İstanbul yavaş yavaş dönemeçleri geçiyor. Dakika dakika ilerliyoruz. İlk dakika içerisinde sağ koşu denildi Zimmerman. Sağ parka çıkarmaya çalışıyor. Zimmerman sağ koşu. Zimmerman sağ yeniden. Sağ koşu güzel. Silko sağ geldi hemen ardından yeniden. Sol direkt, sağ direkt, sağ direkt, sağ direkt. Oo, harika. Silko işte yine heykeltıraş gibi işlemeye başladı rakibini. Sol direkt var. Sağ direk, sol direk. Zimmerman da köşelerine rakibine yönet vermeye çalışıyordu. Dakika geride kalıyor değerli izleyenler. Dönüp uçakta ve Silko'nun seri vuruşlarına devam ediyor Burak. Bir ön, bir direk vuruş denedi. Zimmerman apakat denemeye çalışıyor. Şimdi farklı yollara gitmeye başladı.
mevcut taktiğiyle başarı sağlayamadığı için belki de. Sağ sol kombinasyon, Siko sağ köşeye deniyor, yeniden Siko. Garda dikkat, eller hep havada. Yüze yakın, sıkı. Siko'nun özel vuruşları, sol sağ köşeler yakın mesafe. Zimmermann sağ uzatmaya çabaladı. Sol köşeye deniyor Zimmermann. Sağ parka Takemara'ya girmeli şimdi fiziken. Sağ geliyor Siko. Dikkat. Sol sağ kombinasyon, Siko yeniden çıkmaya çabalıyor. Sağ direkt köşe uzatmaya çalıştı. Zimmermann sol deneyen Siko. Sağına doğru hareketlendi Siko. Aparkat denemeye başladı bakın. İkinci kez. Sert bir aparkat denemesi. Zimmermann'dan artık nakalt oynamaya çalışıyor Siko karşısında. Siko hareketli. Sol geldi. Sağ artık. Dördüncü adın son dakikası. Sağ kuşesi güzeldi. Nefes bir vuruş Siko'dan. Yakın mesafede çeneyi yokluyor. Sol uzatıyor. Zimmermann kurtuluyor. Siko yine yakın mesafe ve sağ köşe güzel rakibinin sol eldiveni üzerinden. Sağ direkt uzattı Zimmermann. Sol köşe çok uzaklar. İki metrenin üzerinden vurmaya çalışıyor. Zimmermann. Sağ denedi. Etki sağladı. Bir sağ köşe daha. Şimdi sanıyorum yoruldu. Çok yoruldu Zimmermann. Son 10 saniye. Sol köşe uzatmaya çabaladı. Sağ direkt isabetli. Aparkat deniyor yakın mesafede. Bence Zimmermann dördüncü round sonuçlandı. Zimmermann daha aktif bir round çıkardı üçüncü round oranında. Ama bu yine de onun bakın ağzını zar zor dışarı atıyor. Çünkü nefes almaya çalışıyor olabildiğince. Birden tabii nabzı çok yükseldi. Şimdi bir dakikada düşürebildiği kadar düşürecek nabzını. Silikon'un öyle kondisyon sorunu yok biliyorsunuz. Bakın üst üste 3 nefis kroşe. Genelde son dakika haricinde Siko lehine roundlar, Siko lehine bir roundtu. Son rounda doğru yaklaşıyoruz değerli izleyenler. Gecede 5. karşılaşmanın 5. roundu. Burada NTV Spor'da başlamak üzere. Yeniden düşünceli gecenin son maçında başkanı son Sayın Silvia Hribanova ve 30-40-36 Siko'nun üstünlüğü son rounda kalıyor her şey ama puanlamada üstün gibiyiz. Bu tempo Siko'ya galibiyeti İstanbul Zoo 3 puanı getirmeye yeterli olacak. Güzel kombinasyonlar. Siko'dan açılış. Sağ direkte Zimmermann. Sol kroşe Zimmermann. Sağ deniyor Zimmermann kroşe. Ancak Siko'nun savunmasına kaldı. Siko şimdi etkin savunmayla içeriye girdi. Yine ya uçuş çıkmaması konusunda hakemden bir sözlü ikaz alıyor. İki kere almıştı bu ikazı. Zimmermann. Siko'nun yine harika boksu. Şairane boksu devam ediyor. Üst üste seri vuruşlar yakın mesafede kroşelerle rakibini hırpaladı. Sol direkt sağ köşe. Sol direkt yeniden isabetli. Maçı kazanması için şu anda her şey istediği gibi gidiyor Siko'nun. Güzel bir sol. Yine kontra vuruşta rakibi Zimmermann'ı yakaladı. Güzel bir kombinasyon. Sağ direkt Siko, sol direkt Siko. Kafa kafaya geldi ki sporcu hakem uyarmaya çalışıyor Zimmermann'ı. İşte çık koşu yine uzaklardan ama gelirse etkili olabilir. Siko menzil dışında. Güzel bir sol sağ kombinasyon. 3 vuruş isabetli üst üste. Aparkatlar vücuda. Şu anda Zimmermann sadece savunmada kalmakla yetindi. Sol uzattı yetişemedi. Sol uzatıyor yeniden Zimmermann. Silikon isabetli vuruşlarını saymadı mı? Şimdi Silikon sağ sol. Evet yanıt veremiyor şu an. Zimmermann gardı düştü. Haydi Silikon sol köşe. Umutsuzca uzatıyor solunu Zimmermann. Sağ köşe deniyor yeniden ama eldivenini kaldıramıyor artık. Laktik asit ele geçirdi tamamıyla. Omzunu, dirseğini, el bileğini, bacaklarını her tarafını. Son dakika değerli izleyenler. Siko kendi müsabakasına galibiyeti İstanbul 3 puan artık çok yakın. İstanbul evinde yenilmez olduğunu işte bu akşam kanıtlayacak gibi yeniden. Paris müsabakalarını hatırlayalım. İki müsabakalarını çok tartışmalı ilgilenmişti İstanbul.
Deplasman müsabakaları ayrı muammalar tabii ama sonuçta kazanamadığımız müsabakalar oldu. Sağ koşu dönüyor Silko. Son 30 saniye doğru yaklaşıyoruz. Silko şov devam ediyor. Aparkat güzel vücuda. Sağ aparkat bugün boks için, olumlu güzel boks için, kaderi boks için ne gerekiyorsa ringe yansıttı, bize izletti Silko. Şimdiden teşekkürler. Artık bir sürpriz olmazsa değerli izleyenler müsabakayı kazanacağız. Geceyi kazanacağız. 5 müsabakanın üstünden galip ayrılmaya çok yakın İstanbul'da. Artık Zimmerman bulmaya bile üşeniyor. Yapamıyor artık. Sağ sol aparkat geldi. Zimmerman Silko sol köşe. Sağ köşe Zimmerman. Sol Zimmerman, sol Silko ve sağ köşe bakıyor. Bence Zimmerman ama yeterli değil. Artık değerli izleyenler 3 puan aldık demek istiyorum izninizle. Sergi Korchinski yine Milano Thunder'ın antrenörlerinden kendisini çok çok tebrik ediyor. Ukrayna'da bir antrenörü var Milano Thunder'ın. İyi performanslı. Harika bir geceydi değerli izleyenler. 5 müsabaka sonunda geride kalıyor gibi görünüyor. İstanbul şu anda tribünlere selamlayan Alexis Silko'nun 3. müsabakada takımı elde ettiği galibiyetle 3 puana erişiyor. İstanbul'un evinde denemediği sadece içimizde yokta kaldı. Paris United kaldı ama hatırlayalım son müsabaka yine halen tartışmaya çıktı. Filip Ergoviç ve Alexey Silko arasında. Silko ne kadar kaliteli bir boksör olduğunu gösteriyor. Böylelikle üst üste ikinci deplasman yenilgisini alıyor Milano Thunder'da merak edenleri. Onlar 24 puana çıkacaklar. Paris United şu andan doğru tam skoru bilmiyoruz ancak kazanırlarsa onlar 29 puana erişecekler ve bu gece playoff'ları oynamayı garantileyecekler. Öte yandan İstanbul ise burada elde ettiği olası galibiyetle 15 puanı yükseliyor. Önümüzdeki hafta Cuma günü değerli izleyenler yine ikili sporda olacağız. Şimdiden söyleyelim. Önümüzdeki hafta Cumartesi düzeltiyoruz. Biz ayın 19'unda Moskova'da birlikte olacağız. Kırmızı Bears sezonun normal sezonun son haftasında İstanbul'u konuk edecek. Ve bu anlar 50-44. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision ve karşılaşmayı oy birliğiyle kazanan Red Corner Kırmızı Köşe Alexey Silko namı diğer Iceman karşılaşmayı kazanıyor ve rövanşı da bırakmıyor rakibi. Ben Jim Gilton Zimmerman'a tebrik ediyoruz. Çok güzel bir müsabaka izletti bizlere ama galibiyetimize sonuçlandı. Gördüğünüz gibi hemen her roundda üstünüz. 50-45'lik iki hakemin sonucu puanlaması bizi üstün kılmaya yetiyordu diğer hakem de. Tek bir roundda Zimmerman'a verdi gördüğünüz roundu. Böylelikle değerli izleyenler 3-2'lik bir sonuç elde ediyoruz. Kazanan takım oluyor İstanbul 3-2 ile ve 3 puanı hanesine yazdıran ekip oluyor. Vermiş olduğunuz desteğe ve gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz. Eli boş dönüyor. 1 puan alarak dönecekler. En iyi ikinci olma şanslarını son haftaya bırakıyorlar gibi. Bakü Fires'da biliyorsunuz bu adam 1.39'da takımı spor direktörü. O da Alexis Silko ile konuşuyor. Kendisini tebrik ediyor. Geçen maç yenilse de sen adeta bir gladiatör gibi dövüşmüştün demişti. Onun için hatırlıyoruz. Ve tebrikleri kabul ediyor Silko. Üstün iyi bir boksör olduğunu gösteriyor bizlere. Bize de onu tebrik etmek düşüyor. Kenan Saran da, Selim Usta takımın yöneticileri tebrik ediyorlar kendisini. Bu hafta tabii Aslan grubunda da çok önemli bir müsabaka var. Aslan Arnaz'da Bucky Fires'ı konuk edecek. En iyi ikincilik için Milano Thunder'ın şansı son hafta girerken devam ediyor. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü yine burada olacağız değerli izleyenler. Canlı yayında NTV Spor'da buluşacağız. Ben Umut Işık bu akşam sizin yardımcı olmaya çalıştım. Teknik ekibime de çok çok teşekkür ederim. Harika bir iş çıkardıklarına inanıyorum. Bir sonraki hafta Cumartesi görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler.